Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bakınız burada diyor ki Shiba yatırımcılarını düşündüren gelişme. Shitoshi Kusama ne söylemeye çalışıyor? Üzerinde duracağız ve Shitoshi Kusama ne söylemeye çalışıyor? Bunu da anlamaya çalışacağız. Twitter'da Luşi Şip, Takma adlı Shiba Inu ekibinin önde gelen üyesi baş geliştirici Şitoşi Kusama'nın yeni bir konum durumu oluşturduğunu belirtti. Bu arada tabii e, Luşi yakın zamanda farklı açıklamalar da yapmıştır. Ş şöyle işte e, nedir o kendisi işte demiştir ki şöyle böyle ne bileyim iki parti büyük haber gelecek bilmem ne gibisinden böyle açıklamaları olmuştur Mayıs ayına dair e, bu iyi. İkinci bir diğer durum tabii ki hatırlanması gereken yine Telegram üzerinde bir sohbet döndü. Yine bir geliştirici e, açıklama gerçekleştirip ay içerisinde iki parti büyük şibaryum haberinin e, geleceğini belirtmişti. Tabii bundan önce özellikle dün şibaryumla alakalı bir haber geldi. E, büyük bir haber miydi değildi. Fakat kasıtları bu muydu değil miydi İşte onu da tam olarak bilmediğimiz için e, muallakta kalıyoruz. Yani. Dün gelen haber e, şey miydi işte o bahsettikleri haber miydi değil miydi o bilmiyoruz işte tamam mı bu son paylaşımın diyor Yapay Zeka teknolojisini test eden şibaryum ile ilgisi olabileceğine inanılır ha şimdi buraya geldik Evet tamam e, bakın şeyle alakalı zaten Shiba ile alakalı e, videoları takip eden bilir e, çok fazla videoda e, bununla alakalı konuşmuştum. E, Shiba 2000'in Shiba Inu'nun yapay zekaya girişi e, hususunda biliyorsunuz çok fazla durumu dile getirmiştim. E, şu anda da bu şekilde spekülasyonlar dönmeye başlamış bile ki büyük ihtimalle zannediyorum. Evet böyle olacaktır. E, Shiba Inu'nun zaten dediğim gibi çok fazla söyledim hani aylardır e, dile getiriyorum 2022'nin sonundan beri belki Shiba Inu'nun yapay zekaya girmemesine imkan yok ki zaten. Bakın bugün. Tron girdi, Chainlink girdi, Polkadot girdi, ee, girdi yani bütün piyasa girdi, Near Protocol girdi. Şu anda bütün piyasa zaten yapay zeka üzerine çalışıyor. En son Binance girdi borsalar dahilinde, KuCoin. En önemlisi en son Crypto.com girdi zaten. Crypto.com bildiğiniz gibi Shiba ile bağlantılı bir borsadır ee, ve doğrudan dediğim gibi bağlantılı bağlantılılardır. Kendileri bir yapay zeka e, projesi paylaştılar. Zaten bunun üzerine de açık bir şekilde e, sinyali pek çok kişi almış olacaktı. Shiba Inu'nun yapay zekaya girmemesine imkan yok e, gibi bir yorumu nasıl yapıyorum? Çünkü adamlar bak diyorum ki katalizör avcısı. Böyle olmakta zorundalar. Adamlar bir meme coin bir fayda meme coini ve bunu farklı noktaya geliştirmeye çalışıyorlar. Tamam mı? E bunun için hızlı bir şekilde e, katalizör avlamaları ve inovasyonu takip etmeleri gerekiyor. Bunu düzgün bir şekilde takip etmeleri gerekiyor. E bunun içinde tabii anında böyle e, haber paylaşılır paylaşılmaz işte katalizör oluşur oluşmaz şey diyemezsin. Aa ya biz yapay zeka giriyoruz. Ekibini oluşturacaksın. Kendileri kalifiye bir ekip kurma konusunda da çok donanımlı çünkü onu da biliyoruz. Ve tabii ki yapay zekaya giriş. Ha bugün ha yarın gerçekleştirecekler. Şitoşi şu anda Yunanistan'ın Atina kentinde bulunduğunu belirten bir güncelleme yaptı. Luşi bunun Atena olduğunu söyledi. Yine de daha fazla açıklama yapmadı ve bunun bir gerçek olmadığını sadece kendi tahmini olduğunu vurguladı. Evet yani diyorum ya zaten yapay zeka gelecektir. Bakalım e, nasıl gelecek hani geleceğini biliyoruz zaten ama hani bunun için ekstrem bir açıklama yapmanın çok fazla bir anlamı yok. Ama nasıl gelecek e, ne yönde gelecek ne şekilde gelecek Tabii ki bunlar da e, çok önemli olacaktır. Diğer önde gelen Şibar müyeleri de Kusama'nın yeni güncellemesine ilgi gösterdi. Bu arada Şib ekibi Şibaynı topluluğu tarafından çok yavaş olduğu için <laughs> azarlandı. Bir Shibarium Telegram kanal yöneticisi Kusama ve geliştiricilerini bu suçlamalara karşı savunuyor. E şöyle mesela Shiba Dogecoin'e göre daha şeydir daha iyidir yani. 10 kat daha iyidir. daha hızlıdır da aynı zamanda. Bir ikincisi ya Dogecoin ekibi ne yapsın topluk ne yapsın o zaman adamı böyle şey falan çarmıha falan mı gelecekler. Tövbe yarabbim ya da ne bileyim işte e, dolayısıyla şu anda Shibarium'un gelişindeki ana sebep de bu biliyorsunuz. Shibarium geldikten sonra çok daha hızlı olacak. Yani Ethereum üzerinde bakınız büyük hızlar, büyük derecede bir ölçeklenebilirlikten söz ediyoruz. O yüzden burada şikayetçi olmanın anlamı yok. Gerçekten iyi, tamam mı? İyi bir şekilde gidiyor. Ragnarship Shibarium içindeki şikayetlere karşı çıkıyor. Ragnarship adlı Telegram kanalı Shibarium tek yöneticilerinden biridir. Bu kanal son zamanlarda bazı mesajlar aldığını belirtti. Bu mesajlarda ship kullanıcıları Shibarium'un ana ağının henüz yayınlanmamış olmasına şikayet ediyor ve Shib ekibi geliştiricilerini çok yavaş olmakla suçluyor. Ya, yani hani çok da şey yapmamak lazım hani ekip de biraz müsamaha göstermesi gerekiyor ki acemi yatırımcıdır sonuçta onlar. Ee, şöyle şöyle ee, çok yavaş değil. Bak, size diyorum ki, e, adamlar bir, zaten bunu bilerek yapıyor. Hani yavaş olduklarından değil, bilerek bekletiyorlar, tamam mı? Bunun yapılması mantıklı olacaktır. Anlık etkiden yararlanmak istiyorlar. Şimdi bir güruh var, hem pump istiyor, bak, hem pump istiyor, hem de adamları suçluyor. Arkadaşım, bak, sana şunu anlatıyorum. Şu an adam bunu yayımlasa Shiba tık oynamaz. Tamam mı? Tık bile demez yani. E, sen diyorsun ki ben pump istiyorum. Hareketli bir ship coin istiyorum. E, ama adamlar bunu yapmaya çalışınca adamlara kızıyorsun. Bak öyle olmadı. Tamam mı? Ragnar bu mesajlara cevaben geliştiricilerin ship ekosistemini oluşturan her şeyi yaratmak için ne kadar sıkı çalışmak zorunda olduklarına dair hiçbir fikirleri olmadığını belirtti. Ancak Shiboyun topluluğunun çoğunluğunun projeyi sessizce desteklediğini de ekledi. Yönetici ayrıca topluluğu airdrop yapmayı teklif edenlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyar. Çünkü Shiboyun'un asla airdrop yapmayacağını belirtti. Evet e buna da tabii ki dikkatli olmak lazım. Kripto borsalarını hedefleyen ship dolandırıcılığı. 11 Mayıs'ta paylaşılan bir tweetle Ragnar Ship Shiba Inu topluluğuna bir uyarı gönderdi. Shib dolandırıcılar Mimcoin'e Ethereum dışındaki blockchain'lere dayalı olarak listeleme teklif ettiklerini iddia ederek şu anda kripto borsalarını hedeflediklerini belirtti. E, sahte Shib tokenlarını Phantom ve BNB chain'e dayandırdıkları iki blockchain'e dikkat çekti. Evet. Ya bu tür şeyler de var. Dikkatli olmak lazım. Dediğim gibi ekibin de e, bu şekilde üstüne gitmemek e, gerekecektir tamam mı? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.